arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün Hollanda'nın Lahey şehrini gezdireceğim size. Bir de benim de ilk defa gezeceğim bir video olacak. Bunun için birlikte gezip birlikte öğreneceğiz. Eşimle birlikte, o da işten geldi. Şu an park ettiğimiz arabamızın yanına gidiyoruz. Her şey normal mi diye. Ve şimdi size her şeyi göstereceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz, takip edebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Dostlar, şu an Lahey şehrindeyiz. Durdu insanlar, sağ olsunlar. Den Haag diye geçiyor Türkçe'de Lahey, İngilizce'de Haag şehri diye geçiyor. Sokaklara bakın ya, bildiğiniz. Eskiden biliyorsunuz videolarımı Amsterdam'a hep giderdik. Aynı, hiçbir fark yok. Evler 100, 200, 500, 600 yıllık evler. Ve bu Hollanda'da bu tarz çalışmalar, yol çalışmalarına rastlamak mümkün. Özellikle biz taşındığımızda, biliyorsunuz taşıma videosunda tüm yolu göstermiştim. Bu tarz çalışmalar Hollanda'da otobanlarda çok oluyor dostlar. Ne kadar Lahey şehri Hollanda'nın başkenti olmasa da meclis, parlamento, tüm her şey burada dostlar. Bura normalde bu kadar güzel değilmiş. 1980'den sonra bu şehri baştan aşağı yenilemişler ve bildiğiniz turizm şehri olarak tanıtıyorlar. Deniz kenarı, kıyısı o kadar güzel. Şimdi gidip de göstereceğiz zaten. Özellikle dostlar, bu şehir özellikle bu şehirde 3 tane bölge bulunuyor. Birincisi kırmızı, sarı, bir de yeşil diye geçiyor. Bizim yaşadığımız yer sarı. Şehir merkezi kırmızı, yeşil bölgede şehrin dışarısı. Şu an mesela bizim kaldığımız yer sarıysa 2-3 kilometre ötesinde yeşil yer var. Oraya arabalar parasız ücretsiz park edebiliyor. Onun için biz aylık otoparka, apartmanın otoparkına para vermektense dedik 3 kilometre öteye park ederiz. Zaten araba kullanılmıyor çok fazla burada hani. Yani kullansak gideriz, gene park eder yürürüz, hem bizim için de spor olur diye oraya park ettik. Oradan da deniz kenarına gideceğiz. Ve size de ayrıca, bilmiyorum, Lidl görürsem burada Hollanda'da market fiyatlarını da çekmek istiyorum. Şehirlerin güzelliklerine bakın, çok eski evler ve bu pencerelerin büyük olmasının sebebi Hollanda'da girişler o kadar küçük ki insanlar mobilyalarını genellikle vinçlerle üstten, balkonlarından ya da büyük camları açarak koyuyorlar. Genellikle çok eski evler. Bu evlerin çoğu yalıtım veya yalıtımsız olabiliyor. Artık ona göre A ile E segmenti arasında arabalara bakın ya, ben böyle, yani bu YouTube videolarında gördüğüm arabaların, hatta çoğunun görmediğim arabalar bile burada var. Yani A ile E segment arasında evler var dostlar. Ona göre A segment en iyi yalıtım olan, yani kışın enerji sarfiyatının düştüğü, enerji kazanç olarak geri alabildiğiniz evler. E'de yani ne kadar doğalgaz yaksanız da maalesef ki enerjiyi çok sarf ettiğiniz verimsiz evler olarak geçiyor. Artık bu ev kiralama sitelerinden bakabiliyorsunuz. Bakın, bu tarz vinçlerle yukarıdan eşyaları taşıyorlar. Ha, size bir de arabaları diyeyim. Bakın, burada özellikle her yerde bisiklet yolları var. Gerçekten bu yoldan yürürseniz insanlar çok sinirlenebiliyor. Hatta polis bile görse ceza bile yazıyor. Yani burada bisiklet yolları, araba yolları gibi dostlar. Genellikle böyle yerlerde sarı veya kırmızı alanda araba park etmek saat 2 euro. Böyle tip genellikle eski bisikletler görüyorsunuz. Herhalde bisikletler çok çalındığından dolayı mı, ya da şehrin stili olduğundan dolayı mı tek tip bisikletler kullanılıyor bilmiyorum. Mesela böyle çok pahalı bisikletler falan çok rastlamadım. Bazı Uber yapan kişilerde elektrikli bisikletler vardı. Onun haricinde dostlar, arabalar, bakın burada başka bir elektrikli Mercedes'in aracı var. Yani ben bu araçları Polonya'da bile hani görmedim. Gerçekten buranın refah seviyesi çok yüksek.
Ve artık zengin midir artık anlamıyorum. Hani leasing yapıyorlar, satın mı almışlar, hani tam olarak bilemiyorum ama mesela dün Ford Mustang'in elektrikli aracını gördüm. Daha yeni çıktı ya araç. Burada halihazırda kullanılıyor. Çünkü Hollanda'da elektrikli araç aldığınızda dostlar, devlet sıfır araçlarda 4000 euro kadar destek veriyor. İkinci ellerde de düşük miktarda olsa veriyor. Ayrıca şehir merkezine girilebiliyor diye biliyorum elektrikli araçlarla. Ve park ücretsiz oluyor. Ayrıca bulunduğun yerde elektrik şarj istasyonu yoksa ve elektrikli aracın varsa şarj istasyonu talep ediyorsun. Devlet, belediye onu getiriyormuş dostlar. Ayrıca burada işte trafik kurallarına tabii herkes uyuyor. Ama burada trafik ışıkları genellikle yeşil, özellikle yeşil çok kısa. Gördüğünüz üzere ve insanlar genel olarak gördüğümüz üzere, bakın Volkswagen'in başka bir elektrikli aracı var. Yani ben bu araçları daha önce görmedim, ne yalan söyleyeyim. Bu da Mitsubishi'nin elektrikli aracı falan. Onun haricinde genellikle arabalar sinyal vermiyorlar. Sağa sola döndüklerinde sinyal görmedim. Polis bile sinyal vermiyor dostlar. O biraz garipti. Bakın o dönüş yaptı. Legal bilmiyorum. Bu da BMW'nin aracı. Bir de ayrıca skuterlar var. Skuterlar bile elektrikli dostlar. Yani skuterlar bile elektrikli. Ona çok şaşırdım. Ama şehir o kadar gri ki. Yani bir de insanların biraz robot gibi yaşadığını görüyorsunuz. Yani ne bileyim, işe git gel. Değişik yani. Çok eski bir şehrin içerisinde çok modernlik görüyorsunuz. Mesela bak, karşıda başka bir Ford'un yeni modeli Mondeo'nun, ne anlamadım. Yani bu kadar 1600 yılından kalma binaların içerisinde sen getirmişler, koymuşlar. Yani geçmişin içerisinde gelecek yaşıyor gibi bir şey olmuş. Evler genellikle çok eski dediğim gibi. Evler çok büyük değil. Büyük evler de var tabii ama işte fiyatına göre değişiyor. Ama ortalama buralarda Hag'da minimum 1000 Euro'dan başlıyor dostlar kiralar. 2000, 3000, 4000 artık neye göre, kalitesine göre değişiyor. Artıyor, gidiyor. Özellikle eşim bugün tramvayla dönerken genel olarak hani gözlemlerini söyledi. İnsanların çok fazla doğurmadığını, çocuklu kişilerin çok fazla olmadığı, olsa bile şehir dışında yaşadığını söyledi. Hollanda'da yaşayan kişiler dostlar genellikle çoğu yabancı olup, yani bir 10 yıla, 15 yıla, belki 20 yıla kadar, tam hatırlamıyorum, yanlışım varsa düzeltin, Hollanda dilinin ve resmi olarak hani Hollanda ırkının yakında kaybolabileceği bile konuşuluyor. Dostlar ayrıca burada 9292 adlı bir uygulama var. Bununla toplu taşıma biletlerini, tramvay, otobüs alabiliyorsunuz. Ama bugün eşim almak zorundaydı. 4 euro gidiş, 4 euro gelişti. Yaklaşık 10, yani 50 dakikalık bir yol. Ama başka bir uygulama varmış. Adını unuttum şu an. Onda da Hollanda banka hesabı olması lazımmış. Daha ucuza geliyormuş. Zaten ileride BSN numarasına salınır, Hollanda'da banka hesabına satılır. Bunlarla ilgili videoları da sizlere çekeceğim. Ayrıca burada dostlar çok güzel barlar, sokakları var. Onun haricinde gidebileceğiniz alışveriş sokağı var. Böyle çok eski bir sokak ama birçok mağazaların, butik mağazaların, özellikle yerel, bakın nehirler küçük. Eşim de seviyor böyle fotoğraf çekmeyi. Özellikle küçük yerel markaların, insanların kendilerinin açtığı butik mağazaları görebiliyorsunuz. Daha çok böyle uluslararası mağazalardan çok insanların kendilerinin, yerellerin açıp böyle yerel halkın birbirine destek verdi mağazalar çok. Böyle evler görüyorsunuz. Altları mağaza, üstleri de apartman. Çok değişik ya. Ama görüyorsunuz hepsinde PIMAFEM var. PVC sistemleri eklemişler yani yası yalıtım için. Çok ilginç ya. Yani kendimi zamanda geriye gitmişim gibi hissediyorum. Aşkım, Türkiye mi Hollanda mı? Türkiye diyor.
Ya çok sessiz, arabalar sessiz, korna yok. Yani Polonya'dan bile buraya geldiğimde Polonya ne kadar köy, ne kadar hani... Yani Avrupa diye biliyorduk da aslında ne kadar Polonya'nın da bir Avrupa olmadığını gördük. Eksikliklerini daha da çok görüyorum. Elektrikli araçlar çok ya. Herkes bisiklet kullanıyor. Ne kadar medeni bir ülke. Ama biraz şey hissettim yani insanlarda. Yani çok kurumsallık. İnsanlar sürekli çalışıyor. Yani böyle aktif bir hayat göremedim mesela. Bizde mesela Türkiye'de çıkarsın cıvıl cıvıldır dışarı akşamleyin falan. Buralarda genellikle akşamleyin hayat bitiyor. Genellikle böyle barlarda, publarda falan. Genellikle yaşlılar gördüm. Emekliler falan böyle eğleniyorlar, şey yapıyorlar. Şimdi yolda yürürken yeşil bölgeye geldik. Araba parkının bedava olduğu yere. Arabamızı park ettiğimiz yerden bazı eşyalarımızı aldık dostlar. Bir eşofman, meşofman falan. Çünkü havalar o kadar eskisi gibi sıcak değil biliyorsunuz. Onun için uzun eşortmanları da alıp götüreceğiz döndüğümüzde. Ya Hollanda'nın şaşırdığım güzel noktalarından biri, ne kadar her yerde bina olsa da yeşil, her yerde yeşil, orman. Ya orman demeyeyim de yani parklar çok, ağaçlar çok, sokaklarda her sokakta yani her yerde bina olsa da yeşillik bulunuyor, bakımından çok güzel. Dostlar şu an geldik. Neredeyiz? Sahile geldik. Lahey'in deniz kenarı. Dostlar çok güzel ya. Şu sahile baksanıza ve insanlar denize giriyor. Allah soğuk moğuk fark etmez. Ben buraya şey yapacağım. Hafta sonu geliyorum burada. Mayanla denize gireceğim. Görüyor musunuz? Martılar da var. Özellikle burada o kadar çok rüzgar oluyor ki sörf yapmaya gelenler de çok oluyor dostlar. Mükemmel ya, bu martı seslerini o kadar çok özlemiştim ki. Bilmiyorum sesim geliyor mu rüzgarda. Martıları en son İstanbul'da duymuştum. Çok ilginç ya martıların sesini duyma. Dostlar o ünlü Hagen Lahey'in asıl ünlü sahili şu tarafta dostlar. Görüyor musunuz? Dönme dalak falan da hep orada. Hafta sonu oraya gideceğim. Eğer bu videoyu severseniz, bunun gibi böyle Lahey şehrinin içerisinden videonun gelmesini isterseniz size seve seve çekerim. O kadar çok rüzgar vardı ki içine açıkçası tuvalet arıyordum. Şurada bir tane restoran var, içerisinde 50 cent'e tuvalete girebiliyorsunuz. Yarım euroya. Mükemmel. Şimdi bayağı bir videolar çekti. Soğuk oldu. Üzerimize kapşonlu falan giydik. Çünkü ne kadar gündüz sıcak olsa da deniz kenarı bayağı rüzgarlı oluyor. Bakın görüyorsunuz karşıda voleybol oynayanlar var. Süper. Yani bildiğiniz şey gibi. Ben yani bu kadar büyük sahil görmemiştim daha önce. Yani kum sahil bu kadar geniş, büyük. Gdansk'a benziyor biraz. Çok güzel. Yani bikinili olanlar da var, yüzenler de vardır mutlaka. Vallahi ben hiç şey değil, gidip yüzeceğim. Yorumlara yazın. Eğer yüzmemi istiyorsanız yorumlara göre cidden yüzeceğim. Onu da videoya çekeceğim, Instagram'da paylaşacağım dostlar. Dostlar sahil kenarında da böyle araba park yerleri var. Bedava. Ama yalnız çok arabayla gelen yok. Genellikle herkes bisikletle geliyor. Bakın burada sahil kenarındaki evler, çok güzel kiralık evler de vardı. Hepsi tutulmuş vaziyette. Hatta bir tane beğenmiştik ama tutuldu. Spor yapanlar çok kesinlikle. Bizim en yakın zamanda bir yerleşelim, bir bisiklet alacağız. Bisiklet Hollanda'da şart. Dostlar o Lahey'in ünlü sahili biraz daha gördüğünüz üzere sağ tarafta kaçtı maalesef. Onun için götüremedim. Bir dahaki sefere geldiğimizde burada size asıl bütün gün orada vakit geçirip orada video çekeceğim. Denize de gireriz belki. Ya kusura bakmayın, ben kendimi tanıtmadım çünkü uzun yıllardır YouTube'dayım. Polonya'da videolar çekiyordum, şimdi Hollanda'ya taşındım dostlar. Eğer hani benim kim olduğum merak ediyorsanız kanala bakabilirsiniz. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolar görüşürüz. Hoşçakalın.